Sayın Müdürüm, çok ciddi vaka artışının olduğu ve hatta Türkiye'nin birinci sıraya duran bir Kayseri'den vakaları düşüren bir Kayseri'ye geçtiğimiz süreçte ulaştık. Nasıl başardınız, nasıl başarılı bu? Öncelikle şöyle söyleyeyim, bu Kayseri halkının başarısı. Bu başarı hep birlikte oluşturulan bir nokta. Sayın Valimizin önderliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle ve ildeki tüm kamu kurum kuruluşlarının, aynı zamanda odaların, borsaların ve tüm il dinamiklerinin bu konuda katkısı var. Ama en önemli başarı halkımızın yapılan çağrılara uyması. Şimdi de yine aynı şekilde bir çağrıya doğru giden bir sürecimiz var. Lütfen bu noktada öz hareketlerimizi kısıtlamamız gerekiyor. Şu an itibariyle o zaman ciddi bir düşüş elde ettik. O düşüşün arkasından belli bir süre bu düşüş devam etti ama son iki haftadır ilimizde yapılan hareketlerin artmasıyla birlikte tekrardan yükseliş trendine oturduk. Bizi önümüzdeki günlerde eğer bu şekilde devam edecek olursak ciddi önlemlere giden ayak seslerini hissedebiliyoruz. Burada bu ayak seslerinin azalması için, yani yükselişin durması ve hatta inişe geçmesi için öz hareketliliğimizi kısıtlamamız gerekiyor. Sayın Müdürüm, öz hareketliliğin kısıtlaması derken tam olarak neyi kastediyoruz? Çünkü insanlar hareketliliği kısıtlayalım dediğimizde işe mi gitmeyeceğiz, okula mı gitmeyeceğiz diyorlar. Hani öz hareketliliği kısıtlamak ne anlamı geliyor? Öz hareketliliği kısıtlamak demek tam anlamıyla şu. İşimize gideceğiz, okulumuza gideceğiz, gerekli alışverişimizi yapacağız. Ancak mümkün olduğu kadar eğer işimiz yoksa bulunduğumuz yerden ayrılmayacağız. İşimiz yoksa evden çıkmayacağız. Hafta sonu özellikle mümkün olduğu kadar yerimizden ayrılmayacağız. Yani bir, eğer ayrılıyor isek de kısa sürede işimizi yapıp geleceğiz. İşe gittik, işte bulunacağız. Orada işte sağa gideyim, sola gideyim, orada başka işler yapayım. Bu tarz şeyleri bırakıyoruz. İşimiz bitince doğru evimize geliyoruz. Ve ayrılmıyoruz. Akşam misafirliklere gitmek, başka konular, aile oturumları, zaten biz apartman oturumlarını falan bu konuda gündeme alıp değerlendirmiş idik. Bunları bırakacağız. Diğer taraftan özellikle akşam kafelere, oyun alanlarına ve risk yüksek olacak dışarı çıkışı engellememiz gerekiyor. Aslında öz hareketliliği kısıtlama dediğimiz nokta